Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, saatiniz, huzurunuz bol olsun diyerek başlamak istiyorum. Güzel bir gün diliyorum. Niyetler, istekler tabii ki her zamanki gibi vardır. Bugün ne niyet tutalım, nelere tutalım bakalım diye düşünelim biraz. Ben de bir niyet tutayım. En büyük korkum sağlık konuları aslında ama dur bakalım neler çıkacak. Böyle hep İşte kış geldi mi, korona suçusu busu, kaygılı bir şekilde ay çocuklar hastalanmasın, ay biz hastalanmayalım tasasına düşüyorum. Bugünkü dileğim aslında sağlık konularıyla alakalı neler var. Şimdi sağlık konularını tuttum ama ilişki de çıkacak bunun içinde, işte iş çıkacak, para çıkacak, tabii hepsi bir şekilde çıkacak burada çünkü genel baktığımız için bunlar da söylenecek ama sağlık konuları çıkarsa onlarla ilgili de görüşlerimi size söylemeye çalışacağım. Açalım bakalım neler var bugünkü falımızda. Ama karışık bir falımız var bugün. Heh, diyor ki sağlık konuları biraz karışık akıllı ol. Bakın şöyle bir fal. Ben bakarken size gösteriyor muyum acaba? Eyvah eyvah. Hani içerisinde direkt sağlık çıkıyor arkadaşlar ya. E harfi üzerine. Direkt onu hemen kendimle ilgili olan bölümü söyleyeyim sizlere de sizler de bilin yani. Oho falımıza bak. Geçen günler aslanı çekerken oldu. Böyle hastalık, cenaze, menaze çıktı. Çok söylemeyi sevmem ama fal bu sonuçta çıkıyor. Söylemek zorunda kalıyorum. Bu aralar bir yakın kaybedilmiş, cenaze çıkmış. Burada da gene aynı görsel var. Önce iş diyelim mi? Sonra sağlık konularına gireceğim. Önce iş diyelim. İş konularıyla alakalı neler var? Şimdi bulunduğunuz iş yerinde durmuş, önünüzde olan işe bakıyor olarak çıkıyorsunuz. Hemen ben parantez açayım gene. Çünkü böyle burada kafam hemen şeydi. Ya çalışmıyorsa? Çalışmıyorsa aslında iş konularının ona bir faydası yok. Belki aile içerisinde para aldığı kişilerle alakalı yaşayabileceği olaylar olabilir. Ya da önümüzdeki süreçte eğer falın içerisinde bir başlangıç varsa o başlangıçta kendisi de bir iş teklifi alabilir ya da bir işe başlayabilir olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi burada bulunduğunuz alanda bir işiniz olduğu görünüyor aslında bugünkü falımızda. Karnınız böyle şişmiş. Nedir bu? İçinize attığınız, konuşamadığınız şeyler var. Aslında içinizdeki ruh da diyor ki çekip gitmen lazım. Bırakman lazım. Hatta burada bunu dillendirmişsiniz de siz yakın zamanda. Hani istediğim yönde bazı şeyler olmuyor, gitmiyor, yapamıyorum, bir şeyler eksik, toparlanmıyor. Bunu birileriyle de aslında konuşmuşsunuz siz. İş yerinde yalnız iş yeri sahipleri, şefiniz, patronunuz, her kim ise ayaklarınıza dolanmış aslında sizi bırakmaya niyeti yok olarak görünüyor. Yani siz bugün gidip görüşseniz bir dakika ya sen nereye gidiyorsun diyecek bir kişi var karşınızda. Siz şimdi bu konularla alakalı bu Kasım ayı içerisinde aslında bazı konuşmalar yapacaksınız. İçinizden geleni, istediğinizi karşı tarafa söyleyeceksiniz. Karşı tarafın elinde bir tepsi ve bazı şeyler var içinde. Şimdi bu şeylere baktığım zaman kabarık kabarık kendi sorunları sanki. Hani siz bir şeyler isterken o da size kendi sorunlarını sunabilir ama siz burada daha bir üst noktadan onu vuruyorsunuz. Yani daha bir üstten konuşarak aslında istediklerinizin net olduğunu ve bu konuların çözülmesi gerektiğini söyleyeceksiniz. Eğer bir para meselesi ise, ayaklarınızı bağlayan bir para meselesi mevzuysa, bu konularla alakalı alacağınız kişiyle çok net ve sert bir konuşma yapacağınız anlamı da taşıyor bu görselimiz. Şimdi bundan sonrasına baktığım zaman, yani Kasım ayı içerisinde böyle bir görüşme yapacaksınız. Bunun sonuçları size ne getirecek? Aslında biraz uzayıp giden bir süreç görünüyor. Siz burada düşüncelerinizi iletiyorsunuz. Sonrasında bir bekleyiş süreci var. Çok fazla da beklemek yok aslında. Aralık ayında elinize dolanmış bazı şeyleri karşı tarafa iade etmeye çalışırken görünüyorsunuz. Yani ya bu kişiler sizin istediklerinizi net olarak uygulayamadı ya da siz almış olduğunuz karşılıktan memnun değilsiniz. Bir şeyleri karşı tarafa geri iade ederken uzun uzadıya konuşmaktan çok 2-3 kelime kullanarak karşınızdaki kişilerle restleşme durumu söz konusu olabilir. Burada karşınızdaki kişi kararsız, karar veremiyor. Öncesinde tamam kal derken Aralık ayında bir kararsızlık içerisinde olacak bu işveren. Bir taraftan da bırakmak istemiyor. Gelecekle ilgili de kendi kaygıları olduğu için sizi de aslında kırmak, üzmek istemiyor. Burası biraz karışık. Özellikle Aralık ayının ikinci haftasından itibaren iş ve para konularında bir karışık döngünün içerisine gireceksiniz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bu kişilerle konuşup çözmeye çalışıyorsunuz ama burada sözün özüne geldiğimiz zaman da Ocak ayı itibariyle bir çizginiz çekiliyor arkadaşlar. Burada siz sağ ben selamet dersiniz.
Önünüzde ne var? Önünüzde 3 kişi var. Bu 3 kişiden bir tanesinden iyi bir haber alacaksınız. Burada yeni başlangıç var. Yeni başlangıçlar yapacaksınız ama kafanızda uzayıp giden konular olacak. Nedir bu? Yeni başlayacağınız işte bazı sıkıntıların düzelmesi için sürece bağlı bir bekleyiş hali demek. Bazı konuların çözülmesi için direteceksiniz. Yeni bir işe girdiniz. O iş yerinde tutunmak, bir şeyler organize etmek, motive olmak adına motivasyonunuzu kıracak konular olabilir. Bu konularla mücadele ettiğiniz, çevrenizden yardım almaya çalıştığınız görünüyor. Ve özellikle de bu şunu belirtmek istiyorum. Eğer Ocak ayı itibariyle yeni bir işe başlarsanız, alacağınız parayı zamanında alamazsınız arkadaşlar. Burada geriden gelen para konuları var. Yani ben ocağın 25'inde maaşımı alıyorum ama 25'i geçiyor, 5'i oluyor, 15'i oluyor. Hep geç alıyorum diyeceğiniz bir iş önünüzde girmiş olarak görünüyorsunuz. Bu konulara da dikkat ederseniz Ocak ayında bu sorunları yaşamazsınız diye umuyorum. Ve bu parayı siz alamadığınız zaman da incelmiş görünüyorsunuz. Elinizdeki olanaklar yetersiz gelebilir. Devam edelim. Sonrasında da böyle bir kaykayın üstüne binmiş, nereye gittiğinizi bilmeden yolunuza devam ediyorsunuz aslında. Burada kontrolsüzlük, olanı kabul etmek, dengeyi sağlayamamak, iş yeriyle alakalı dengesiz tavır ya da hareketlerle karşılaşma durumunuz söz konusu olabilir. Yani aslında bugünkü falımızda sözünüzü, bulunduğunuz alandaki karışıklıklarınızı eğer bırakırsanız bundan sonra geleceğiniz işte de farklı karışıklıklarla karşılaşacağınız görünüyor. Ve bu karışıklıklar aslında sizin hayatınızda Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ayına kadar da devam edecek. Şubat ayında tekrar bir konuşma, bazı şeylerin düzeltilmesi için mücadele haliniz olacak. Ama burada karşınızdaki kişiler bu sefer sizi biraz daha el üstünde tutmaya çalışacaklar. Yeterlilikleri tartışılır yalnız. Bunlar da şişmiş, parasal anlamda bir kolunu kaybetmiş, tek koluyla savaşan kişiler olarak görünüyorlar. Yani seçmiş olduğunuz iş yerini de biraz özenle seçerseniz belki de bu sıkıntıları yaşamazsınız diyebiliyorum. Aile konularına baktığımız zaman aile içerisinde bir evrak bekleyen evli bir çift var. Bir evrak bekliyorsunuz. Bu evrakla alakalı sanki artık yüzmüş kuyruğuna gelmişsiniz. Bu evrak gelir mi gelmez mi? Bu evranız çok yaklaşmış. Bir kişiden bu evrakla ilgili haber alacaksınız. Evranız temiz. Beklenti içinde olduğunuz konuları karşılayacak bir haber kapınızda şu an için diyebilirim. Kasım ayı içerisinde bu haberi alacaksınız. Tüm aile bireylerinin o yöne yöneldiği, onu beklediği bir görsel var. Bu evranız her neyse dediğim gibi temiz bir evrak ve ondan sonrasında da hedef koyduğunuz bir konuda bu evrağı kullanacaksınız. Evinizi satmak istiyorsanız eviniz satılır. Bir şeyiniz satılacak hissiyatım daha fazla. Yani sanki böyle beklenti içinde olduğunuz satış diye düşünüyorum ya. Para konularının olduğu bir şey bu evrak. Üstünde de bir dakika. E2 E ve 2 sayısı var. Haricinde bir şey göremiyorum. Hatta Temmuz ayında bu konuyla ilgili bir terslik yaşamış olabilirsiniz. Ters giden bir süreci varmış. Bu düz bir sürece girmiş. Yakın zamanda da bununla ilgili cebinize koyduğunuz bir para görseli de var. Ondan sonra da hedef belirleyeceksiniz. Bir hedef var. Hedefiniz sırtınızda. İyi hedeflerle mücadelenize devam edeceksiniz. İkili ilişkilere baktığım zaman boşanmayı düşünenler, bu ay için evrağım gelir mi, boşanır mıyım diyenler %100 boşalırsınız. Evrak aynı zamanda uzun süredir bekleyen boşanma evrağının temiz olarak elinize geçmesi olarak görünüyor. İlişkilerinizle alakalı baktığım zaman eşinizin elinde birçok iş var. Böyle birini alıyor, birini bırakıyor, birini alıyor, birini bırakıyor ama çok sıkıntılı görünüyor. Geçmişten almaya çalıştığı paraları, geçmişten almaya çalıştığı emeğinin karşılıklarını alamadığı süreçler yaşamış. Kafasında bunlar uzadıkça uzuyor. Gelecekten biraz korkmuş ve kaygılı da görünüyor aslında. Burada siz ona ulaşmaya, ona yardımcı olmaya, ona bu konularla ilgili yardım etmeye çalışıyorsunuz ama elleriniz yok. Yani sizin yardımlarınızla onun düzelme durumu söz konusu olmaz. Kendi çabalarıyla bu elindeki neyse konular, bunlarla ilgili bir karar verip önüne bakması lazım. Hatta yakın zamanda bir kişiyle görüşme yapacak. O kişi de başka bir kişiyle görüşerek eşinize geri dönecek. Şimdi burada içinden bir şeyler geliyor. Bir hissiyatı var. Aslında bu hissiyat doğru bu arada. Hani içinden ne geçiyorsa bu konularla alakalı doğru düşünüyor. Eğer kötü düşünüyorsa doğru düşünüyor. İyi düşünüyorsa doğru düşünüyor. Bir şey düşünüyor. Benim hissiyatım bu ama diyerek girdiği bir yol.
Orada düşünceleri doğru, düşüncelerinde sıkıntı yok. Gelelim hastalık konusuna. Hemen burada hastalık konusu var. Aile içerisinde kapalı ortam hastalık. Bu mikrop, enfeksiyon görsellerinde çıkıyor. E harfi özellikle belirmiş. Bunu B olarak da değerlendirebiliriz. Ama çok dikkat edilmesi gereken bir alan. 1-1,5 ay sürecek bir öksürük, bir boğaz, göz akması, ayakta duramama, yatma görselleri var. Aman ha dikkat. Hatta bir elinden de bu konularla alakalı dışarıya para çıkarttığı görülüyor. Bir virgül var. Yani bir süre sıkıntılı yaşanabilir. Kim bu ya şimdi, çocuklardan biri mi acaba diye düşünüyorum. Bir süre sıkıntılı geçirebilir ama sonrasında ufak ufak ilerleyecek tedavi yöntemleriyle sonuç net küçülüyor, güzelleşiyor. Ama dediğim gibi sıkıntılı bir süreç var burada. Aile içerisinde yaşanan bir rahatsızlık olarak. Çok öksürük görselleri de var bu arada. Şimdi başka bir şeyimiz var mı diye hemen şöyle bir daha bakalım. Böyle aşkım var, sevgilim var. Bu aralar biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şurada bir 15-20 gün sonra üzerinizdeki o kara bulut kalkacak. Onu da hemen belirteyim. O tarafı çok uzatmayayım sizlere. Şimdi bakın, çalışmıyorsanız eğer, beklenti içinde olduğunuz konular varsa eğer, bunlar için Aralık sonu güzel cevaplar alırsınız. Ama bu aldığınız cevaplar, diyelim ki bir iş yerinden size teklif geldi, kabul edildiniz, gelin başlayın dediler. O gelin başlayın Ocak'tan sonraya kalır. Şubat ayı, yani uzayacak konular, uzayacak başlangıçlar görünüyor burada. Aile içerisinde bu aralar ters giden bir şeyler var ama bu düze çıkacak arkadaşlar. Ve de böyle ani bir şekilde düze çıkma var. Burada gene hastalık görselleri var. İki aşamalı geçirilen bir rahatsızlık. İş konuları Allah'a emanet. Burası böyle önü kapanmış. En az 2 ay benden hayır gelmez dediğiniz bir süreç. Sonrasında da bazı hedeflerle ilerleyeceğiniz, insanların içerisinde ilerleyeceğiniz, paranızı da biraz saklamaya çalışacağınız bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Şimdi bugün diyelim ki bir dilek tuttunuz. Bu anlattıklarınızın hiçbiri bana uymuyor. Dileğim olur mu olmaz mı? Dileğiniz şöyle söyleyeyim. Bu aralar sıkıntıdasınız. En az 3 ay bu konularla alakalı hiçbir gelişme yaşayamazsınız. Yaşayacağınızı zannedersiniz ama yaşayamazsınız. Çok umut dolusunuz. Bu arada umutlarınız kırılabilir. Bu niyet ettiğiniz konuda elinizde bir değnek var. Yani yeni başlangıçlar yapacaksınız ama zamana ihtiyacınız var. Öyle hemen olacak konular görünmüyor. Olduğu gün de pürüzlü olacak. Yani sıkıntılar çıkacak. Bu sıkıntılarda mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Yani sonu selamet, eyvallah, ama o zamana kadar o mücadeleyi vermezseniz olmaz. Hani buradaki mücadele 3 ay, 2 ay, 3 ay kapalı. Hani yapsanız da etseniz de yapmasanız da sonuç değişmeyecek. Ama ondan sonrasında elinizdeki o asa pürüzleri düzeltmek adına, yeniden ayağa kalkmak adına önünüzü aydınlatacak. Bu aydınlığı görürseniz, o pürüzleri kenara çekerseniz yolunuz çok açık ve aydınlık çıkıyor. Hatta o zaman da çevrenizdekiler, "Aa, gerçekten bak düzelebiliyormuş," diyecekler arkadaşlar. Güzel olanlar bizi bulsun. Kötüler de bizden uzak dursun. Hatta hastalıklar da bizden uzak dursun, öyle diyelim. Sağlığımız, sıhhatimiz, keyfimiz bol olsun. Güzel güzel günler, haftalar, yıllar dileyelim hep beraber. Güzel bir enerji çıkartalım. Tüm hastalıklar bizi bulmasın diyelim. Ay, sağlık diyelim. Başka bir şey de diyemiyorum gerçekten. Bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.